Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Bültene başlarken de sizlerle paylaşmıştım. E, bugün çok değerli bir stüdyo konuğumuz olacak ve haftayı kendisiyle kapatacağız. Önemli konu başlıklarını ele almak üzere. Kiveli Projekt Genel Müdürü e, Yusuf Kurt şu an stüdyomuzda bizlerle birlikte. Yusuf Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyelim. Başımız sağ olsun diyerek başlayalım sohbete. Çok sağ olun Taner Bey. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bu zor günlerde, kötü günlerde, çok kötü günler yani memleket olarak büyük acılar yaşadık. Evet. Ee, Kelimeler tarifsiz. Ee, umarım atlatırız süreç içerisinde biraz daha yaralarımızı sararız. Evet zor bir süreç. Hepimizi etkiliyor. Deprem bölgesinde olanlar kadar bizler de burada onları gördükçe etkileniyoruz. Her anlamda zaten hani yüzyılın felaketi olarak da adlandırılıyor. Buradan da zaten ne kadar ağır bir tablo olduğunu kestirebiliriz. Şimdi daha pandeminin etkilerini atlatamadan bir de üstüne deprem çıktı Yusuf Bey. o yaratmış olduğu ekonomik buhranı yavaş yavaş işte biz çözmeye çalışırken şimdi bir de depremle karşı karşıyayız. Ne dersiniz bu tarımsal anlamda, ekonomik anlamda bizleri nasıl etkiler? Ya esasında zaten 2020'den beri takip ettiğimiz ve gördüğümüz bir süreç vardı. Ekonominin genel gidişatının hani hem tüketiciye hem üreticiye farklı gruplarda üreticilere, çiftçisinden sanayicisine işte hizmet üretenden e, farklı kategorilerde herkese yansıyan bir boyutu vardı. Bir de tüketiciye yansıyan boyutu evet. vardı. 2020'den beri zaten bu çok yaygın bir şekilde başımıza gelmeye başladı. Çiftçi tarafına baktığımız zaman zaten çiftçinin üretim maliyetleri 2020'den günümüze her geçen gün arttı. İşte 2019'a baktığımızda bir çift için üretim maliyetleriyle 2020'deki maliyetleri çok farklıydı. 2021'de çok farklı bir boyut aldı. 2022'de çok farklı, 2023'te şimdi çok çok farklı bir boyut aldı. Yani her geçen gün tırmanan hani doğru. o işte gübrenin, tohumun, mazotun, işte hayvancının İlaçıları yeminin doğru. ilacı her şeyin maliyetinin arttığı, korkunç bir şekilde arttığı neden? Çünkü dövize endeksi bir sistematik içerisinde ilerliyor. Yani o girdi dediğimiz ekosistemin tarımsal üretim açısından baktığımız zaman e, ekonominin kötüleşmesiyle, Türk parasının değer kaybetmesiyle birlikte günün finalinde o maliyet maliyetçi nezdinde zaten giderek yükseliyordu. E, şimdi bir de bunun üstüne maalesef bugün işte günün sonunda geldiğimiz noktada çok kötü bir deprem, tecrübesi yaşamak zorunda Doğru. kaldık. Çok büyük bir tecrübe. Belki 99'dan daha büyük bir tecrübe olduğunu çok rahatlıkla herkesin evet. söyleyebildiği, e, çok daha büyük kayıplar yaşadığımız, çok daha geniş bir alanda yaşanan ve bunun genel ülke ekonomisine yansıması mutlak şekilde olacaktır. Çiftçiye dönük boyutundaysa çiftçinin üretim yapma süreçlerini daha da zorlaştıracaktır. Bugün ben yeni bir yatırım yapmak istiyorum diyen için bile tarıma dönük yeni bir yatırım yapmak istiyorum diyenin bile önüne engeller koyacak, maliyetlerini arttıracak. Var olanın da sürdürmesini daha da zorlaştıracak. Çünkü ürettin, ürettikten sonraki satış süreci nasıl olacak? Kime satacaksın? Ne kadara satacaksın? Sattığında emeklerinin karşılığını alabilecek misin? 2019'da belki biraz alabiliyordun. 2023'te nasıl alacaksın? 2024'te nasıl bir tablo bekliyor? E geçtim onu bir ay sonrasını bilemiyoruz. Aslında işin daha vayıymış şu Doğru. an. Bir ay sonrasında önümüzde nasıl bir tablo var? Ekonomik olarak çiftçinin üretim maliyeti, farklı sektörlerdeki herkesin ya da bizim kendi temel ihtiyaçlarımız bakımından, tüketici bakımından bakacak olursak markete gidip aldığımız domatesin bir gün sonraki fiyatını bilmiyoruz. Doğru. Değişip değişmeyeceğinin garantisi yok. Bir Çok gün garansınız. sonra gittiğimizde değişebilir. Doğru. Çok, çok rahat bir şekilde değişebilir. E, bu da günün finalinde ciddi bir sorunu esasında yaratıyor. Ve hem üretici nezdinde hem tüketici nezdinde e, içinden çıkılmaz bir hale gidiyoruz gibi geliyor bana. E, o yüzden tedirginlikle takip ettiğim bir süreç. işin ekonomik boyutu bağlamından bakacak olursak. Evet ekonomik anlamda dediğiniz gibi belirsizliklerle dolu e, bir süreç aslında. Yani mesela izleyicilerimiz de benimle paylaşıyor. İşte çarşamba günü 587 liraya aldığım bir ürek gübresi işte perşembe 539 liraya düşmüş diyor. Cuma ne olacağını bilmiyor. E mesela süt üreticisi e, fiyatlar yem çok düşükken yem tarafında çok ciddi artışlar var. E, çok korkunç bir artışlar evet. var yani hani. Ee, işte süt yem paritesindeki dengesizlik o kadar ortada ki yani artık e, bir de işin şeyi tarafı hani USK tarafı işin gerçeğine bakacak olursak ne kadar e, yanıt verebiliyor? E, süt üreticisini ne kadar koruyabiliyor? Hani, ya da, yani evet. be, veremiyor yani. E, verememesinde etkenleri çok ayrı bir tartışma. O bugünün konusu değil ama e, günün finalinde veremiyor. Veremediği için de ne oluyor? Süt üreticileri sütüneklerini kesmeye yolluyorlar. E, yani bunun da sonu hepimize etkiliyor dediğiniz gibi öyle. işte istatistiki veriler açıklandı hayvan sayısında düşüş var e işte e, satılan süt ürünleri fiyatlarına bakıyoruz artık daha zorlaştı yani bir kilo peynirin bir kilo eti geçtiği dönemlere yaşıyoruz şu anda. Tabii ist ya zaten istatistik tarafı bence Türkiye'de çok sıkıntılı bir kısım. Yani özellikle çiftçi sayısı kaç meselesi en büyük tartışma konumuz. Evet. İşte bir ÇKS'nin bir verisi var bir de SGK'nın verisi var. İki farklı veri var elimizde. ÇKS'ye bakıyorsun çiftçi kayısı çok farklı bir rakam var. İşte SGK'ya bakıyorsun çok farklı bir rakam var. Şimdi bunun hangisinin referansını alacaksın? Ya da işte diğer farklı tarımsal veriler ölçeğinde de işte tarımsal sulamada kontrollü sulama mı, vahşi sulama mı buna dair veriye evet. baktığın zaman o bile esasında çok e, tartışmalı, çok e, soru işareti olan hani net bir cevabını bilemediğimiz bir şey. Neden net bir cevabını bilemiyoruz? Çünkü o verisi tutulmuyor onun. Doğru. verisi tutulmadığı için elimizde ona dair net bir bilgi yok. Hani o veri meselesi de çok ciddi, sıkıntılı zaten. Bence özellikle bu süreçten sonraki dönemde hani depremle bağlantılı bir şekilde bunun tarım sektörüne etkilerini konuşacaksak eğer evet. e, öncelikle bir bilgi üretmemiz gerekiyor. Yani bu süreci anlayabilmek için bir bilgi üretmemiz gerekiyor. Evet bu konuda e, birazcık oraya da e, değinelim istiyorum. <laughs> Dediğiniz gibi yani hala sanıyorum biz e, depremle yaşamaya alışkın değiliz. Yani bir eğitimsizlik var değil mi? Tabii. Yani e, evet sonuçta bu var olan bir şey. Bunun e, üstesinden gelmek zor doğa olayı ama e, mücadele edebiliriz işte yapılarla ya da eğitim seviyesiyle. Niye biz bu bilinci oluşturamıyoruz? Mesela Japonlar küçücük çocuklara dahi bunu anlatırken biz niye yetişkin bireylere bile anlatamıyoruz? Ya galiba biz doğru hamleyi atamıyoruz doğru adımları atamıyoruz mesela birkaç ay öncesinde 2022'den e, baktığımız zaman işte bir tatbikat yapıldı deprem tatbikatı yapıldı dendi ki işte bir saat söylendi bu saatte telefonlarınıza evet. bir e, bildirim gelecek e, çok kapan tutun e, dediler. Ee, ama gördük ki esasında sistem o kadar e, sağlıksızdı ki e, söylenen saatin 5 dakika 10 dakika sonrasında bana bildirim düştü. Birçok insana belki daha da uzun süre zarfı sonrasında bir bildirim düştü. Çoğuna hiç düşmedi. Ee, tabii bile. ya da düşmedi evet. ya da hiç düşmedi bildirim düşmedi. E, bir sistem kurdum diyorsun test edeceğim diyorsun çok kapan tutun diyorsun e, test edeceğim diyorsun e, günün finalinde bana bildirim gelmiyor. Öbürüne e, geç geliyor işte cart oluyor curt oluyor ya Doğru. da daha da önemlisi bir şey bir yerde eksik yapıyor belki orada e şimdi çok kapan tutun. Deprem durdu, bitti. Şimdi binayı tahliye etmemiz lazım. Bina yıkılmadıysa nereye gideceğiz? Evet. O da muallak. çünkü. E şimdi yani. bina yıkılmadıysa nereye gideceğiz? Eğer bir tatbikat yapıyorsak, ulusal bir tatbikat yapıyorsak, hiç işte o zaman neden biz toplanma yerleri de ilan edilmedi? Sevgili vatandaşlar, işte Şişli'deyseniz şuraya, Mahmut Mahmutbey'deyseniz şuraya, işte Kasımpaşa'daysanız şurası sizin toplanma bölgeleriniz. Çöp kapan tutundan hemen sonrasında da binayı boşaltıyorsunuz. Doğru. Toplanma alanına. Yapıldı mı? Yapılmadı. E, o zaman yarım yamalak bir şey yaptık esasında. Çok sağlıklı bir şey yapmadık. Çünkü ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Evet. Şişli'de nereye gideceğimi bilmiyorum. Maslak'ta nereye gideceğimi bilmiyorum. Mahmutbey'de nereye gideceğimi bilmiyorum. İşte dönüp Anadolu'ya baktığımız zaman, çiftçi boyutuna baktığımız zaman ya da diğer farklı boyutlarına baktığımız zaman ise e, bilinç düzeyi zaten çok düşük. Ee, deprem ve deprem sonrasında ne yapmamız gerektiği sorusunun cevabını bence büyük bir çoğunluğumuz tam bahane bilmiyor. Hani e, şimdi ulusal bir tatbikat yapıyoruz, tam bana bildirim gelmedi ama mesela ben saati biliyordum aslında, çok kapan tutulduğunu yapabilirdim belki esasında <laughs> evet. ama ya, tatbikat kardeşim neyine katılacağım deyip e, yani Katınmayan bir kenara. Da itiyorsun. Neden? Çünkü gerçek değil. Gerçeği yaşansa belki o an kendini hemen yere atacaksın. Neden? Çünkü can bir anda kendini yere atacaksın. Ya da kapıya yakın bir yerdeysen hemen dışarıya çıkayım diye hamlede bulunacaksın. Ama o hamleyi bulunmuyorsun. Ee, şimdi öte tarafta şimdi bir de sonrası var. Depremin yaşandıktan sonrası. Bugün bakacak olursak kısa, orta, uzun vadeli planlar çıkartmamız lazım. Evet. Bu çok önemli değil mi? Çünkü e, biz sonuçta bir deprem ülkesiyiz ve buna dair planlamalar yapmazsanız, e, o süreci yönetemezsiniz. Nitekim işte bu 11 kenti vuran depremde buna çok şahit olduk değil mi? Biraz e, orayı da konuşalım. Şimdi çok fazla afetse de var. Bir de tarımsal anlamda baktığımızda e, Türkiye'nin 15 20'lik bir kısmını karşılıyor bu 11 kent. Çok, çok ciddi. Var, çok ciddi. E, Hatay olsun, işte Adana olsun, Osmaniye olsun, Gaziantep gibi gibi birçok il sayarız buna. E, hayvancılık anlamında yine aynı şey. Mesela acil ne yapılmalı şu an sizce orada? E, masa başından teşhis koymayı sağlıklı bulmam. Doğru, e, çok neden haklısınız. Neden masa başından teşhis koymayı sağlıklı bulmam? Bölgede büyük bir afet gerçekleşti. Bir kere gerçeği kabul etmek lazım. Evet. 11 tane ili etkileyen ve neredeyse e, taş üstünde taş kalmadı diyebileceğimiz bir durum var ortada, Doğru. bir tablo var ortada. Ee, ve bunun sonucunda da herkese yansıyan işte bölgedeki çocuklara da bir etkisi var. Bölgedeki kadınlara da bir etkisi var. işte bölgedeki küçük esnafa da bir etkisi var. Sanayiciye de bir etkisi var. Çiftçiye de etkisi var. Süt üreticisine de hayvancılığı herkese bir etkisi var. Herkese bir etkisi Doğru. var. Şimdi siz bunu e, anlamadan kalkıp burada masa başından işte şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız derseniz çok sağlıksız bir tablo çıkar. E, demin içeride arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Orada söyledim. Hani çok basit bir şey. Hani eğer madem bölgeye bir şey götüreceğiz, afet bölgesi destek sağlayalım. Neye çalışıyoruz? Biz tarım sektöründe çalışıyoruz. Ne yapabiliriz çok hızlı bir şekilde? Hemen bir 7-8 başlıktan oluşan bir eğitim seti hazırlayabiliriz. Çok hızlı bir şekilde gidip afet bölgesinde çiftçilere dönük bir eğitim programı gerçekleştirebiliriz. Doğru. Şimdi Kulağa çok hoş geliyor. Çiftçilere eğitim vereceğiz, Afet bölgesindeki çiftçilere. Ama bir dakika ya, e bu çiftçi iki gün önce evi başına yıkıldı. Belki hayvanının başına ahırı yıkıldı. Evet. E belki annesini kaybetti, babasını kaybetti. Belki eşini, belki çocuğunu kaybetti. Şimdi bu, benim vereceğim tarımsal eğitime bugün ihtiyacı var mı? Tabii ki Yok şu an çünkü yani, psikolojisi bu, onu hadi, kaldıracak yani, durumda değil. E, Tabii yani soru bu, işareti bu, ya da. Bu, bu, hani bu sorunun cevabını bilmeden ben kalkıp burada masa başında İstanbul'dan yedi başlık eğitim hazırladım hadi gidiyoruz hmm. afet bölgesinde eğitim veriyoruz dediğim dakika çok anlamsız, gereksiz, plansız, programsız ve karşılığı olmayan bir şey çıkar. O yüzden biz şuna inanıyoruz ve ona dönük de hazırlık yapıyoruz. Ee, bölgeye dönük, afet bölgesine dönük bir araştırma projesi tasarlıyoruz. Kibbele projekti olarak evet, evet, değil mi? Evet, yani? olarak bir araştırma projesi tasarlıyoruz. Bu araştırma projesinde gidip bölgedeki çiftçileri dinleyip onların yaşadığı sorunları, sıkıntılarını, dertlerini... Ee, bu sürecin onlara ekonomik olarak bir etkisi oldu mu, psikolojik olarak nasıl bir etkisi oldu, ailelerinden kimseyi kaybettiler mi, evlerin başlarına yıkıldı, bugünden sonrasını ne düşünüyorlar, orada kalıp üretime devam mı edecekler yoksa büyük kentlere mi göç etmeyi düşünüyorlar veyahut belki akrabaları yurt dışındadır. Yurt dışına, yurt, dışına gider, yurt dışına mı gidecekler yurt dışına mı gidecekler Almanya'ya mı gidecekler Hollanda'ya mı gidecekler ya da belki kendileri kalacaktır ama ailelerindeki genç kuşakları yollayacaklardır çocuğuna diyecektir ki oğlum git üniversiteyi İstanbul'da oku sonra oradan geri dönme diyecektir. Evet. E şimdi o ailenin genç kuşağı gittiği zaman o aile orada hayatını sonlandırdıktan sonra orada tarımsal üretimi devam ettirecek doğru. kimse kalmadı o ailede demektir. E şimdi bizim bunu bilebilmemiz lazım ki Uzun planlarımızı çıkartabilirim, uzun vadeli evet. planlarımızı çıkartalım. Bunu çıkartabilmemiz için de bilmemiz lazım, onun için de gidip dinlememiz lazım. Şimdi bu dinlemeyi normalde kimin yapması lazım? Gerçekçi olmak gerekirse Tarım Orman Bakanlığı. Orman Bakanlığı'nın esasında il ilçe müdürlükleri eliyle bölgede araştırma yapıp e, oradaki çiftçilerin nasıl bir süreçten etkilendiklerini, geleceğe dair planlarını gidip onlardan dinlemesi lazım. Ama ve lakin, maalesef hani gördüğümüz kısa vadede hızlı bir şekilde ellerindeki kaynaklarla neyi yaratabilirlerse onu sunuyorlar. İşte yem, gübre, mazot desteği işte destekleme ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştireyim. Tamam bunlar okey belli başlangıç noktasında hızlı bir şekilde verilmesi gereken şeyler. E ama öbür tarafta senin gidip dinlemen lazım ki o çiftçiyi uzun vadeli bir planlama çıkar tabii. Uzun vadede seni o bölgede ne bekliyor? Çünkü o bölge %15, %20 tarımsal üretim, bitkisel üretim hayvansal üretimin %15 ve %20'sini etkiliyor. Şimdi tabii. eğer o bölgenin geleceğinde çiftçinin geleceği yoksa senin de gıda güvencenin geleceği yoktur. Evet, e, bu söylediğinizle oran e, ilgili olarak e, dün mesela Malatya'da bir kurtarma çalışması yapıldı. Enkaz altında e, dört büyükbaş hayvan kalmış. E, ancak o hayvanların sahibi gitmiş Malatya'dan. Ev yıkılınca bakın her şeyi bırakmış, e, başka bir yere gitmiş ve e, o hayvanların orada nasıl olduğunu bilmiyor bile. Tesadüf eseri işte orada canlı oldukları bulunuyor. Canlı çıkartılıyor ve komşulara bakıyor. Hani dediğiniz gibi e tabii, belki bir daha dönmeyecek belki oraya. Belki dönmeyecek. Her şeyini bıraktı çünkü. Ya da şeyi görüyoruz şimdi bugün e, sosyal medyada da görüyoruz, haberlerde de görüyoruz. İşte tarlasına geri dönen, üretimi evet. yapan çiftçiler görüyoruz Afet bölgesinde. Kulağa çok hoş geliyor. Görünce evet. insan duygulanıyor. Hemen diyor ekleyeyim ki mısır ekimleri başladı tabii, mesela hatayda. Yani hani evet. yani insanın gözleri bir hani duygulanıyor, bir Doğru. heyecan katıyor. Diyor ki ya bak çiftçimiz diyor her şeye rağmen üretime devam ediyor. Bir duygulanıyorsun. Ama şimdi sen o insanın psikolojisinin o süreçte nasıl etkilendiğini bilmiyorsun. O çiftçi bugün sıcağı sıcağına oraya gidip üretimine devam ediyor olabilir ama iki hafta sonra durup kendisine ya benim burada ne işim var? Evet. Benim burada evim yıkıldı. Benim burada ailemden birileri hayatını kaybetti. Ben burada ne yapıyorum deyip iki hafta sonra çıkıp gitmeyeceğinin Yok. garantisi var mı? Yok tabii ki. Ki, nitekim şunu da yaşadık mesela önce bu Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden bir hafta ve işte geçen hafta Hatay'da bir deprem oldu 6.4 ve 5.8. E belki insanlar tam e, normal hayatına dönecekti o ikinci deprem yani neyse bu korkuları çok, çıkardı yani, tabii olabilir. Yani neyse ki en azından da orada çok büyük bir kayıp olmadı deprem büyük olmasına evet. rağmen ama hani işte günün finalinde hep konuştuğumuz mesele hani tamam çiftçi döndü çok güzel tarlasında üretim yapıyor ama e, sen onu gidip dinlemeden onun kafasında ne geçirdiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu, nasıl bir psikolojide olduğunu bilemezsin. Bilemediğin için de o çiftçinin bir hafta sonra, iki hafta sonra nasıl bir reaksiyon vereceğini bilemezsin. Bugün tarlasına gitti, bir hafta sonra diyecek ki belki ben burada yaşamamalıyım, evet. gitmeliyim bunu dediği dakikada senin yine gıda güvencesi açısından risklerin ortaya çıkacak. Hani o sürdürülebilirlik, üretimi sürdürmek dediğimiz meselede sorun yaşamaya başlayacaksın. Doğru. Ki maalesef bunlar büyük olasılıkla 6-7 ay sonra karşımıza çıkmaya başlayacak gerçeklikler olacak. Ee, biz bunları unutuyoruz. Çok kolay unutuyoruz. Maalesef hani Soma gibi bir deneyim yaşadık mesela. Evet. Hepimiz üç aşağı beş yukarı Soma'ya gittik. Orayı, süreci gözlemledik. Farklı sektörler boyutuyla. Herkes kendi alanı itibariyle. Biz tarım sektörü üzerinde gittik, baktık. ince Edik, sohbet ettik e, tarım kenti olarak bildiğimiz Manisa'nın e, Soma'nın aslında tarımsal üretim diye bir şey kalmadığını kentin büyük bir çoğunluğunda e, işte 7 tane kömürlü termik santralin e, her yerin maden olduğunu e, işte tarladan 2 adım ileriye gidiyorsun kömürlü termik santral var evet. e, öbür tarafa gidiyorsun maden, maden var, var. E, diğer tarafa bakıyorsun. İşte her ailenin ailesinde mutlaka 3-4 kişinin madende hayatını kaybettiği gibi bir gerçeklik var. Doğru. O gün o günlerde ben bir anımı anlatayım. bir Köylerden birinde, Soma'daki köylerden birinde bir hanımefendiyle sohbet ettik. 50-55 yaşlarında bir hanımefendiyle. Ee, yanında da üniversite çağında genç bir oğlu vardı. Ee, dön dedi ki, çay içiyorduk. Ee, ben bu çocuğun dedi İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya, büyük kentlere gitmesini istiyorum. Gitsin orada üniversitesini okusun. Ben ona hasret kalayım ama geri dönmesin buraya. Aa. Çünkü dedi buraya geri dönerse dedi e, gidip gidebileceği tek yer var. Maden ya da evet kömür hoca. Kömür hoca ya evet. termik santrale gidecek ya da madene gidecek. Evet. İki seçenek var dedi. E, benim ailemden dedi dört kişi dedi madende kaldı dedi. çıkamadı dedi. sağ çıkamadı. Dedi. Evet. Şimdi dedi benim ailemde bir tek bu kaldı. Dedi. Ben bu çocuğun kalmasını istemiyorum dedi. O yüzden gitmesini istiyorum. O ailenin tarlası da vardı. Üretim de yapıyorlardı. Yani Ki eden, zeytin üretimi üretim, çok da fazla bir doğrular. De, de, devam bir, bir üretimi de vardı. Doğru. Oğlunun gidip tarlaya çalışmasını istemiyor. Dönüp tarlada çalışmasını istemiyor. Mesela gidip ziraat fakültesinde okuyup ailesinin tarımsal üretimini devam ettirmesini istemiyor. Gitsin ne okursa okusun ama geri gelmesin. Neden? Çünkü zaten çok büyük acılar yaşamış. E, önünde çok fazla bir seçenek yok. Tarımsal üretim yapsın dese ne kadar kazanç elde edecek ekonomik olarak? Doğru. O zaman i̇şte. benzer tabloyu bu 11 kentimizde de yaşayacağız. 6 ay, 1 yıllık dersin? bir periyot içerisinde kuvvetli ihtimalle benzeri tabloları yaşayacağız. Belki çiftçi terk etmeyecek toprağını, belki terk etmeyecek ama genç kuşağı oradan çıkartacak. Oğlunu yollayacak, işte kızını yollayacak. Diyecek ki, git büyük kentlere git ya da işte yurt dışında akrabası vardır. Git onların yanında eğitimine devam et. Mümkünse geri dönme diyecekti. Yani kendisi belki gitmeyebilir ama genç kuşağı yollayacaktı. Ve o aslında o genç kuşakta sürdürülebilirliği sağlayacak olandır. O ailesinden devralıp o işletmeyi devam ettirmesi gereken kuşağın gitme olasılığı var ise eğer o bizim açımızdan çok büyük bir sıkıntıdır. Ee, ülke içi bir e, göç hareketi ayrı bir dinamiktir. O çocukların, o gençlerin yurt dışına gitmesi ise beyin göçü dediğimiz bir hadiseyi ortaya çıkartır ki o daha kötü bir şey. Yani hayatta yaşanmasını istemememiz gereken mümkün mertebe her imkanı sağlayıp bu ülkenin gençlerinin burada kalmasını sağlamamız gerekiyor ama evet. e, bu da bir gerçeklik günün finalinde ve kuvvetli ihtimal bir yıllık bir süre zarfı içerisinde bunları görüyor olacağız. Çiftçi terk etmese bile belki genç kuşağa oğlum sen git diyecek çünkü burada hayat çok da anlamlı değil. Evet zaten özellikle işte Kahramanmaraş olsun, Hatay olsun, Gaziantep olsun bu kentlerde Adıyaman kez aynı şekilde yıkım çok fazla ee, ve e... Tarımın en yoğun yapıldığı yerler dediğiniz gibi artık insanlar orada kalmak istemiyor. Hatta e, işte Hatay'ı terk etmeyin, buralarda kalın şeklinde çağrılar dahi var ama e, o insanlara hiçbir şey diyemezsiniz. Çünkü o korkuyu yaşadıktan sonra bir daha orada... E tabii Hatay e, ne zaman tekrar eski Hatay olacak sorusunun cevabını bilemiyoruz. Evet. Ya da Kahramanmaraş ne zaman tekrar eski e, güzel dokusuna bizim hep birlikte hepimizin bir şekilde gidip gezdiği, Anadolu'nun her yeri çok güzel, e, Hatay çok güzel bir dokusu olan bir kenttir. E, ne zaman o iski haline, iski hataya dönecek? Şöyle bir örnek vereyim. Ben Erzincanlıyım. Ee, bizim bölgemizde deprem kuşağı, 94 depreminde e, 30 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti, yıkılmıştı, yok olmuştu Erzincan. Ki dediğiniz gibi yeniden oranın yani normal seyrine dönmesi en az 20 yıl aldı. En az şu an bile hala evet her depremde e, bölge halkı o tedirginliği hissediyor. Tabii. Yani. yani. E, diğer bölgeler ne kadar dediğiniz Tabii, gibi şey olur onu da bilmiyoruz yani açıkçası. Hani, o yüzden diyorum hani tamam, çok güzel gitme ama nasıl olacak? Ee, işte çadır kentte mi yaşamını sürdürecek? Ne kadar sürdürecek? Konteynerde mi sürdürecek? Ama ne kadar sürdürecek? Buna dair bir garanti verilebiliyor mu? Ee, belli zaman dilimleri telaffuz ediliyor Doğru. ama e, bunun teknik olarak sahadaki yansıması telaffuz edildiği gibi olacak mı? Hani bu sorunun cevabını bilemiyoruz. Kimse sahada bilmiyor. uygulamaya Doğru. o inşaat süreci başladığı zaman o telaffuz edilen zaman dilimleri gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi bu sorunun cevabını biz bugün bilemiyoruz esasında. Peki Yusuf Bey şöyle bir şey sorayım. Siz tabii e, faaliyette bulunduğunuz sektör gereği birçok firmayla da zaten sürekli iletişim halindesiniz. Burada firmalara nasıl bir görev düşüyor? Ben tarım ve hayvancılık sektöründeki firmalar için soruyorum. diğerlerine karıştırmamak adına. Ee, yani herkes zaten üç aşağı beş yukarı elinden geliyor evet. sıcağı sıcağına yapıyor. Hepimiz yaptık esasında hem bireysel doğru. hem kurumsal olarak e, ilk sıcağı sıcağına yapmamız gereken yardımları, temel gıdadan, hijyene bunları zaten belirli oranda sağladık. E, bundan sonraki sürece dairse e, tarım sektörünün diğer paydaşlarına şu mesajı bence vermek en doğru ve sağlıklı olacaktır buradan. E, önce anlayın, bölgedeki evet. çiftçiyi gidin, anlayın, dinleyin, onlarla konuşun. Onları dinledikten sonra onların ihtiyacına dönük bir proje tasarlayacaksınız tasarlayın. Onları dinlemeden bir proje hazırlamanın hiç kimseye bir faydası olmayacaktır. Çok doğru. Bugün masa başından yapacağımız her projenin gidelim bölgede eğitim çalışması verelim, işte gidelim zirai danışmanlık verelim, ücretsiz adında ne dediğimizin önemi yok. Gidip onları dinlemediğimiz sürece verdiğimiz hiçbir şeyin anlamlılığı yok. Çünkü çok büyük bir afet yaşadı o insanlar. İn önce o insanları anlayıp o insanların geleceğe dair yol haritalarını, planlamalarını anlamamız lazım ki ona göre yanıt verelim, ihtiyaca göre yanıt verelim. Bu bizim tarım gıda sektörü için de geçerli. Dönüp gidip başka alana bakarsak başka alanın için de geçerli. Kadınlar için de, çocuklar için de. Herkes için geçerli. Önce gidip o insanları bir anlamamız lazım. Bu saatten sonra yapacağımız her şey için önce onları bir dinlememiz onların ihtiyacını anlayıp sorunlarını anlayıp ona göre yanıt vermek lazım. Yoksa günün finalinde işte belli bir kaynak harcamış oluruz. Finansal kaynak harcamış oluruz. Bağlantılı bir şekilde belli bir zaman dilimi harcamış oluruz. Asbel kadar işte 50 kişi, 100 kişi, belki 200 kişiye bir eğitim veririz. Danışmanlık vermiş oluruz. Ya da işte gübre veririz, bir şey veririz. Yani, yani bir şeyler vermiş oluruz. Ama karşılığı olmaz. Evet. Çünkü onu dinlemeden yapmış olacağız. Bu tarz afetlerden sonrasında onları dinlemek lazım. Bunları bir dokümante etmek lazım. Bir araştırma raporuna çevirmek lazım ki geleceğe de miras bırakabilelim. Bizim 99 depreminden günümüze baktığımız zaman tarım sektörüne dair tarım sektörüne nasıl bir etki ettiğine dair bir araştırma raporu var mı? 99 depreminin bölgedeki çiftçilere dönük etkilerine dair bir araştırma raporu var mı? Ben Açık görmedim. bakabiliyor muyuz? Ben görmedim. Olsa biz şunu yapabileceğiz esasında çok önemli bir şey aslında. 99 depreminden sonra çiftçilere dönük bir araştırma yapılmış olsaydı o bölgedeki çiftçilerin o süreçte nasıl etkilendiğini görmüş olacaktık, öğrenmiş olacaktık ve diyebilecektik ki en azından sağlıklı bir tahminde bulunabilecektik. Masa başından dahi olsa burada masa başından dahi olsa bak 99 depreminde çiftçi böyle etkilenmiş Demek ki 2023'te de bu büyük depremde de çiftçi 3 aşağı 5 yukarı böyle etkilenmiş ve böyle sorunlarla karşılaşacaktır diyebiliriz. Ama ve lakin 99 depreminden sonra kimse çiftçiler bu süreçten nasıl etkilendi diye bir araştırma yapmadı. Yapmadığı için de biz bugün e, oraya gidelim şunu yapalım bunu yapalım ihtiyaçları bu dediğimiz her şey hiçbir karşılığı yok. Evet, e... O yüzden önce gidip bir şey yapmak lazım ki biz de onu önemsiyoruz. Ona dair de proje hazırladık. Önümüzdeki haftalarda e, bütçelendirme süreçleri falan tamamlanmış olacak. E, umarım bir aksilik olmazsa da e, Nisan-Mayıs gibi saha süreçlerini başlatıp orada bölgedeki üreticiyi anlayıp onları dinleyip onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayıp ona göre bir araştırma raporu yayınlayıp bunu esasında kamuya da işte Barsın. özel sektöre de herkese de çok büyük bir kaynak aslında sunma fırsatı elde edeceğiz. O kaynağa baktıklarında esasında çiftçinin gerçek ihtiyacını görecekler. Afet bölgesindeki çiftçinin gerçek ihtiyacını görecekler. Geleceğe ise büyük bir miras bırakacağız. 50 yıl sonra benzeri bir deprem tekrar yaşanırsa 50 yıl sonra bu ülkenin geleceğini oluşturacak insanlar açıp o kaynağa baktıklarında görecekler ki esasında 2023'te yaşanan bu depremin çiftçilere böyle bir etkisi olmuş. Evet. Ve buna göre de bir planlama ve yol haritasını daha sağlıklı bir şekilde çıkartabilecekler. Ama bu bunu bugün bizim yapıp yapmamamıza bağlı. Doğru. Şimdi e, Yusuf Bey söylediğiniz aslında çok e, doğru. Çünkü mesela bölge çiftçisi de bunu hep dile getiriyor. Mesela yem gönderiliyor biliyorsunuz ya da gıda gönderiliyor. Çiftçi diyor ki veya işte para yardımında bulunuyor. Tamam diyor bana para gönderdiniz ama e, ben o yemi nereden satın alacağım? Yok ki yem diyor. Var olanı da normalde 400 liraysa çuvalı, 500 liraysa 700-800 liraya satılıyor. Böyle de bir durum var. Şuraya getirmek istiyorum. Bir fırsatçılık ortaya çıktı. İşte mesela hayvanları değerinin altında almaya kalkanlar. Tarım arazilerini değerinin altında al kalkanlar yani niye bu kadar biz mesela vicdani değerlerimizi kaybetmişiz olabiliriz sizce? çok uzun bir tartışma konusu ama <laughs> bence yani şey genel bir değerlendirmede bulunmak gerekirse Bence hayatın her alanında benzeri sorunlarımız var yani evet. ama istisnasız her alanında çeşitli sorunlar yaşıyoruz kimse işini doğru düzgün yapmanın derdinde değil ahlakıyla yapmanın kuralına göre uygun bir şekilde yapmanın ee, Mücadelesinde, mücadelesinde değil başka şeyler peşinde doğru. Değil. Değil. Yani eğer olsaydı bugün o 11 ilde taş üstünde taş kalmadı neredeyse cümlesini kurmak zorunda kalmazdık doğru. değil mi? Doğru. Doğru. Eğer Haklısınız. en basitinden hani çiftçinin e, hayvanını ucuz fiyata almaya çalışanın tarlasını ucuz fiyata kapatmaya çalışanını bir kenara bırakalım. o, o da önemli ama en basitinden soru çok basit. Eğer işini herkes doğru düzgün ahlakında, kuralına göre ve olması gerektiği gibi yapıyor olsaydı biz şu an o 11 il için taş üstünde taş kalmadı neredeyse kavramını kullanmak zorunda i̇şte kalmalık. Tabii şiddetindeki depreme tabii dayanıklı denen rezidans yerle bir oldu. E, tabii. En basiti. E, tabii. Sizin söylediğinizi desteklemek tabii. adına yani söylüyorum. Şey yani şey hani o Rönesans tabsı galiba Rönesans evet. çok korkunç bir doğru, görüntü. Çok. Yani hani şey de değil hani bildiğiniz gitmiş yani. Çok korkunç bir şey. Çok çok korkunç bir şey. Yani o adam işini doğru düzgün yapmıyorken dönüp e, işte bu çiftçinin e, işte malını ucuza kapatmaya çalışıyor fırsatçı. İşte bu çiftçinin ihtiyacı duyduğu yemi işte pahalıya satmaya çalışıyor. Ya tamam da ona gelene kadar zaten en temelde bir sorun var. Hani o çiftçinin yaşadığı evi yapan e, müteahhitte bir problem var. O müteahhiti denetlemesi gereken arkadaşlar da bir problem var ki biz bugün o 11 il için bunu konuşuyoruz. <laughs> e, bunu konuşuyorsak Çiftçinin tarlasını ucuza kapatmaya çalışan, hayvanını ucuza almaya çalışan, ona çeşitli girdileri daha pahalıya satmaya çalışanların olması çok sürpriz bir şey değil. Değil mi? Yani dediğiniz çok doğru. Peki e, biraz e, şimdi tabi e, biz hep deprem özelinde şu an konuşuyoruz ama e, öncesinde de etkili olan bir kuraklık vardı. E, zaten suyu kaybettik. Mesela hiç kar yağmadı bu sene. Yağın belli iller var. E, siz de sanıyorum projelerinizi birazcık daha buna odaklamıştınız. Şimdi bir değişim oldu. E, yıl boyu hep depreme odaklı mı gideceğiz yoksa yine kuraklık da gündeminizde var mı? E, Bey? E, kuraklık bence mutlaka gündemimizde evet. olması lazım. Yani e, bir deprem bölgesi ve deprem bölgesinde ne ne yapabiliriz sorusunun cevabını evet. aramamız lazım. Ee, orayı iyileştirmemiz lazım. Çünkü orası %15-20'lik bir kesimi, tarımsal üretimi, bitkisel ve hayvansal üretimi %15-20'lik bir kısmını şey yapıyor. Orayı düzeltmemiz, çözmemiz, oradaki sorunları gidermemiz lazım. O cepte ama evet. öbür tarafta da kuraklık meselesi, suyu doğru kullanmak meselesi tartışmasız bir şekilde önümüzdeki en önemli gerçekliklerden biri, kaçınmamamız gereken gerçekliklerden biri. i̇kincisi genç jenerasyonumuzu iyi bir noktaya taşımamız lazım. Geleceklerini sağlıklı bir noktaya taşımamız lazım girişimcilik fırsatlarını, tarım gıda sektöründeki girişimcilik fırsatlarına dönük çalışmalar bence yürütmemiz lazım. Ki hakeza biz arka tarafta hazırlıklarını yapıyoruz. Bir tarım gıda girişimcilik programı için bir hazırlık yapıyoruz. Öte yandan ziraat fakültelerindeki, ziraat fakültelerindeki öğrenci arkadaşlarımız için bir yetkinlik arttırıcı bir fellow programı tasarımı çıkartıyoruz. Onun evet. bir yandan hazırlığını yapıyoruz. Çünkü bunların hepsi bir ihtiyaç. O genç kuşağı da esasında tutabilmek ve sürdürülebilir bir şekilde sistemin içerisine entegre edebilmek lazım. Onun için de onlara da fırsatları aralayabilmek lazım ama öte yandan da tabii ki depremi göz ardı etmemek lazım. Oradaki süreci iyileştirmek lazım. Kuraklık en temel meselemiz tartışmasız Doğru. bir şekilde e, bugün dahi mutlak şekilde üstünde konuşmamız, tartışmamız gereken kaynak verimliliğini mutlaka sağlamamız gerekiyor. Mesela yine e, aklıma geldiği için konu konuyu açıyor. Siz dediniz ya işte e, oradaki çiftçi ne istiyor, tarımın beklentileri neler şeklinde. Mesela bir hocamızla konuşmuştuk. E, acilen demişti ki orada e, su kaynaklarının, yeraltı su kaynaklarının mesela yönü nasıl değişti ya da e, su kaynaklarında bir kayıp var mı? Bunun belirlenmesi lazım e, dedi. Mesela sizin söylediğiniz noktaya geliyor aslında. E tabi. Plansız bir şekilde evet. yapınca onu bilmeyeceksin. Bilmiyoruz. Bilmeyeceksin diye sorunu orada işte aslında DSE'nin ne yapması lazım hep konuştuğumuz mesaj. Işte hocamızın dediği evet. şey DSI bugün ne yapıyor? Çok sıcağı sıcağına acil bir ihtiyaç olduğu için işte konteyner yapıyor işte bir yandan işte çadır kurmaya çadır çalışıyor, çalışıyor. DSE'yi. Tamam çok güzel bir yandan da enkaz kaldırma süreçlerini işte hayvanların kurtarılması süreçlerine yardımcı oluyor ama DSİ'nin esasında ne yapması gerekiyor? Hocamızın bahsettiği şeyi evet. odaklanması lazım. Dur bir dakika bu 11 ildeki yeraltı kaynakları suyu ne oldu? Yeraltı kaynakları ne oldu? Yönü değişti mi? Değişmedi mi? Süreç ne oldu? Oradaki kaynak zarar gördü mü? Görmedi mi? buna bir odaklanması gerekiyor DSI'deki DSI arkadaşlar. Umarım gündemlerinde vardır bu sıcağı sıcağına ilk etapta yapılması gereken, odaklanılması gereken süreçleri tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde yeraltı kaynaklarının durumunu tespit etmeye dönük bir analiz çalışması umarım yürüteceklerdir. Evet. Mesela Yine katkı olsun diye söylüyorum. Bir hocamızda dün konuştuk. Sevgili İsmet Türkmenle de söylediği şu oldu. Dedi ki evet biz hep binaların durumunu konuşuyoruz işte. Malzemeden çalındı, yıkıldı ama hiç kimse dedi hayvancılık işletmelerinin depreme dayanıklılığını konuşmuyor ya da seraların depreme dayanıklılığı. Bunlar niye araştırılmıyor? Mesela neden buna yönelik adımlar atılmıyor? Buna da bir standart getirilsin. Bu çok önemli bir konu aslında. Tabii, çiftçinin neden ahırı Tabii. yıkılıyor? Evet. Hayvanını koyduğu ahırı neden yıkılıyor? Yani. O ahır yapılırken ne yanlış yapıldı? Evet. Çiftçi bunu kendisi mi yaptı, yoksa bir şirkete mi yaptırdı, bir müteahhite mi yaptırdı, bir inşaat şirketine mi yaptırdı? Şimdi, şimdi eğer kendi yaptıysa çok ayrı bir sorunsal. Çiftçi bunu yaptıysa zaten bir yerde bir hata yapılmıştır illa ki çünkü bir bina inşa etmek temel itibariyle çatısı olan bir bina inşa etmek çok ayrı bir dinamik, kolay değil doğru. çok ayrı bir olay. Bir müteahhit yaptıysa e, demek ki e, o zaman hani genel itibariyle bizim Türkiye'deki bu müteahhitlik sistemine dair bir e, yasal regulasyonlarımızı epey bir sertleştirmemiz gerekiyor ki sabah erken kalkan müteahhit olmasın. E, evet. Şu an gördüğümüz bu görüntüleri yaşamayalım. Ne kentlerde ne kırsalda çiftçinin ahırı başına yıkılsın ne serası başına yıkılsın ne de üretim alanı zarar görmemesi için mutlak şekilde ama mutlak şekilde e, nedenini ortaya çıkartıp Düzeltmek lazım. Evet, e, temel nokta tabii. aslında burası Öyle. dediğiniz gibi. E, tabii şimdi bu konu deprem olunca haliyle buna odaklandık ama anladığım kadarıyla siz Kibere Projekti olarak e, yine burada bir e, sosyal misyon kendinize e, görev addetmişsiniz ve bu e, vesileyle de çalışacaksınız. Peki mesela çocuklara yönelik bir çalışmanız olacak mı? Çünkü orada çok etkilendi çocuklar. E, belki hep göz ardı ediliyor ama. Yani Çocukları özel bizim bir çalışmamız olmayacak onu evet. söylemeni planlamamız Hı. dahilinde yok. Ee, belki sahaya çıktığımızda. Mesela mevsimlik ki, tarım işçilerine ya, yönelik belki ya da. sahaya çıktığımızda evet. göreceğiz ki hani örnek veriyorum mevsim tarım işçileri özelinde bir ihtiyaç var. Evet. O zaman ona dönük bir proje tasarımı çıkartılabilir. Ee, ya da örnek veriyorum kırsaldaki o genç jenerasyon diyoruz. Hani bizim genç jenerasyondan kastımız artık işte 18-19 evet. yaşlarında gelmiş işte üniversite çağındaki belki bir bakacağız ki esasında o kırsaldaki ailelerin işte 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocukları var. Onların da ihtiyaçları var. E onlara dönük bir şey yapılabilir mi? O sorunun cevabını arayacağız. Bir şey çıkacak ama en nihayetinde dönüp dolaşıp hani o geldiğimiz yer önce bir gidip orayı evet, bir başa dinlemek evet, hani doğru. o bir dinleyelim bir anlayalım ihtiyaç ne o ihtiyacı biz bir anlayalım anladıktan sonra biz bir o ihtiyaca ne yanıt verebiliriz diye bakalım bu araştırmayı okuyacak olan sektörün farklı paydaşları kamu alsın okusun baksın ve desin ki ben bunu neresinden tutabilirim neresini düzeltebilirim hangi ihtiyaca yanıt verebilirim ama önce bizim o başlangıç noktasına gidip dinlememiz lazım ki daha sonrasında sağlıklı bir şey Onların gerçekten ihtiyacına yanıt verecek bir şey çıkartalım. Yoksa e, kağıt üstünde çok rahat bir şekilde her şeyi yapabiliriz ama e, karşılığı var mı sorusunun cevabı yok. Evet. E, o zaman şöyle bir soru daha yönelteyim size. Şimdi dediğiniz gibi gidip sahada görmek gerekiyor önce. E, hangi ille başlayacaksınız peki? Pro, planladınız mı illeri? Ön gördüğümüz iki il var. Hani bir, bir araştırma çalışmasında örneklemi sınırlandırmamız evet. gerekiyor. 10 ilin tamamında da 11 ilin tamamında yapma şansımız yok. Ee, büyük olasılık veriler biraz daha kesinleştikten sonrasında afetten en çok etkilendiğini öngördüğümüz şu anki verilerin de önümüzde durduğu kadarıyla bir hata iki kahraman var. Hatay ve Kahramanmaraş örnekleminde e, bölgedeki çiftçilerle görüşecek şekilde bir araştırma çalışması gerçekleştireceğiz büyük olasılık ama tabii bu da bir iki hafta sonra, 3 hafta sonra biraz daha veriler netleştikten sonra hani oradaki e, kent kentsel yıkım ne durumda? işte kırsaldaki yıkım ne durumda Hatay'da? Kahramanmaraş'ta ne durumda? Onu biraz daha net bir şekilde verilerin ortaya çıkması lazım. O da herhalde 1-2 haftalık süreç içerisinde tamamlanacaktır. O süreçte de zaten esasında bizim bu araştırma projesinin temel detaylarının tamamı kesinleşecek. Ekip tarafı kesinleşmiş olacak. Bütçelendirmesi kesinleşmiş olacak. Arkabinde de örneklem seçimini yapmamız gerekecek. O örneklem seçiminde de belli başlı zaten bilimsel kriterler var. Bir araştırmada işte e, cinsiyet kotasından yaş kotasına kadar farklı temel kriterler var. Ama bu anketin nerede uygulayacağız sorusunun cevabı da e, bizim öngördüğümüz en sağlıklı şey 11 ilin tamamı olmaz ama ve iki tane afetten en ciddi oranda hem kentsel hem de kırsal alanlar bakımından e, en çok etkilenen iki ilde gerçekleştirip bu iki il örnekleminde esasında diğer o 8 ili de e, 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir süreç etki ettiğini çıkartma fırsatımız olacaktır. Evet e, dediğiniz gibi e, özelden genele doğru tabii. bir e, araştırma olacak bu. Bir yandan da bakıyorum mesajlara ama tabii izleyicilerimizin büyük bir kısmı depremden zarar gördüğü için bu maliyet unsuruna çok e, vurgu yapmışlar. Fiyatlar çok arttı. E, tabii ki. Yani e, hep konuştuğumuz mesela, evet. en başta konuştuğumuz mesela zaten 2020'den beri var olan bir süreç vardı ve bunun evet. çiftçiye yarattığı bir etki vardı. E şimdi bir de üstüne bu süreç geldi. Bu yani, süreçte biraz fırsatçılar da maalesef çıktı az evet. önce konuştuk. Ama bir de işin gerçekliğiyle bağlantılı bir şekilde fiyatların arttığı hani dövize endeksli bir şekilde olan maliyet düzeni içerisinde fiyatların arttığı bir sistematik var. Evet maalesef ki e, bunlara da alıştık artık diyelim. Acama alıştık keşke olmasa. Öyle. Peki e, Yusuf Bey ben kafamdakilerin hepsini size sormaya çalıştım. ...bilmiyorum benim atladığım bir şey kaldı mı... ...varsa e, ekleyeceğiniz bir şey onu da alalım... ...yoksa bu güzel sohbeti burada noktalayalım. Yani iki şeyi eklemek isterim izninizle. Lütfen e, Genele dair söylemek gerekirse... ...bugünkü yaşadığımız acıların tekrar etmemesi açısından... ...bir daha evet. tekrar etmemesi açısından... E, ...bu süreci iyi bir... E, ...bilgi dokumentasyonu yaratmamız lazım. Farklı alanlarına dönük bir bilgi... ...dokumentasyonu yaratmamız lazım. Yani o enkazı kaldırırken bir yandan... ...ve yeniden o kentleri ayağa kaldırırken bir yandan bilgiyi de üretmek lazım. Bu süreçte ne yaşandı, nerede hata yapıldı, sorun neredeydi, bunları doğru tespit edip bir dokümentasyonla araştırmasına farklı alanlarda, farklı sektörlerde, farklı sosyoekonomik gruplar için bunun çalışmasını yapmak lazım, bilgisini üretmek lazım. İki, biz bu kentleri tekrar ayağa kaldıracaksak, bu kentleri ayağa kaldırırken ve buradan sonraki kentlerimizdeki kentsel dönüşümleri yaparken Depreme dayanıklı yapılar mutlak şekilde inşa etmemiz lazım, İki iklim krizini göz ardı etmemiz lazım, bir afetlere iki de iklim krizine dirençli kentler tasarlamamız lazım ki ne bir daha deprem sorunu yaşadığımızda bu kadar acı yaşamayalım ne de bir olduğunda bir sel afeti yaşandığında insanlarımız hayatını kaybetmek zorunda kalmasın kuraklık sorununu çözebilmemizin de yolu iklime dirençli kentler yaratmaktır. Doğru. Bir afete iki ik, ik, kentlere iklime dirençli kentler yaratmak lazım. Son bir şey sizin ekranlarınız aracılığıyla dile getirmeyi Lütfen, isterim. Ee, üstünde şu an çalıştığımız projelendirmesini tamamlamak üzere olduğumuz araştırma projesi için biz sektörümüzün farklı aktörleriyle görüşeceğiz, işbirliği yapmak üzere ee, belli bir e, ön gördüğümüz görüşme listemizin içerisinde olan kurumlar illaki var ama belki gözümüzden kaçan, e, bugüne kadar tanışmadığımız kurumlar bile olabilir o yüzden buradan belki şu çağrıda bulunmak en sağlıklısı olacaktır. gelin işbirliği yapalım. tarım gıda sektörüne dair iyi bir dokümantasyon yaratalım. Bu sürecin çiftçimize ve tarımsal üretime etkilerini anlamaya donuk iyi bir dokümantasyon yaratalım. Bunun için de işbirliği yapmamız lazım. Bizim gideceğimiz kurumlar var ama belki bizim aklımızın ucuna gelmeyen ya da tanımadığımız kurumlar vardır. Bizimle iletişime geçerlerse memnuniyetle onlarla da görüşmeyi, tanışmayı ve bu sürece dair nasıl bir katkı sunabilecek üstüne konuşup tartışmaktan büyük memnuniyet duyarız. Kesinlikle nihayetinde buradan elde edilecek sonuç onları da etkileyecek çünkü. Hem onları de hem, hem de sektör... geleceğe dair Tabii büyük ki. bir miras bırakacağız esasında. Evet, hepimiz bu sektörün paydaşıyız. Tabii. Herkese e, gerekiyor bu bilgiler diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hüsup Bey. Ben teşekkür e, ediyorum. Ayağınıza e, sağlık. Umarım bir daha e, böyle kötü günler yaşamayız. Evet, e, sanıyorum bir Son daha cümle herhalde bu olmasa evet. en sağlıklı olacak. En doğrusu bu. Rabbim bir daha yaşatmasın diyelim. E, dikkatli olalım ama tabii ki. Yani tabii derler ya ön, deprem öldürmez bina öldürür lazım. diye. Afet'e dirençli kentler ve iklim krizine dirençli kentler tasarlamalıyız tartışmasız <laughs> bir şekilde. Ondan sonrasında zaten bir sonraki yayının konu başlığı da sanıyorum iklim krizi, kuraklık olacak sizin. E, mutlak şekilde. Muhtemelen. Mutlak, Peki. Şekilde, mutlak şekilde. Teşekkür ediyorum tekrar. Ay, teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler Kibele proje genel müdürü e, Yusuf Kurt bizimle birlikteydi. Kendisiyle. Evet depremin ekonomik etkilerini ve e, kendilerinin burada nasıl bir... E, rol üstleneceklerini ve nasıl bir saha çalışmasıyla sektöre hizmet edeceklerini konuştuk. Yusuf Bey'in de söylediği gibi önemli olan depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ama bunu yaparken de öncelikle depremden etkilenen çiftçinin beklentisine ne? istiyor? Bundan sonra hangi adımlar atılmalı? Stratejik hamleler neler olmalı? Bunları belirlememiz lazım. Yoksa dediği gibi masa başından oturarak orayı görmeden şöyle yapmak, caklarla ceklerle değil gerçekten yapılması gerekenleri yapmak gerekiyor. Kesin kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Evet haftayı bitirdik. Ee, yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.